Saygı Öztürk'ün kulis bilgisi önemli. 15-16 noktada daha kayyum atamaları görebiliriz önümüzdeki günlerde diyor. Muzaffer Bey demiş ki bu ülkede demokrasi var mı? Yok. Milli iradeye saygı var mı? Yok. İnsan haklarına saygı var mı? Yok. Fırtınalı günler var mı? Çok diye. İşte bu ülkede herkesin seçme ve seçilme hakkı var aslında ama bu hak iktidar tarafından elimizden alınmış durumda. Senin kime oy verdiğin önemli değil, ben istediğimi yaparım diyorlar. Esenyurt'ta bir gün önce atanmıştı, o atanan birini belediye başkanı yaptılar, kayyum yaptılar. İşte Tunceli'de de görüyoruz, bir hafta önce atanan kaymakamı hemen belediye başkanı yapıyorlar, kayyum ilan ediyorlar. Bakın bu ülkede Yüksek Seçim Kurulu'na önemli bir kurum, ahmak dedi iddiasıyla Ekrem İmamoğlu yargılanıyor. Hakaret etti diye hapis cezası ve siyasi yasak verildi ona. YSK'yı, elektronik seçim sistemini eleştirdi diye Nasuh Mahruki tutuklandı içeride. Ama asıl YSK'ya işte en büyük hakaret bu aslında. Sizin aday olmasına izin vermeniz, vermiş olmanız önemli değil. Siz iyi araştırmamışsınız bu kişileri. Seçim yapıldı ama siz düzgün yapmadınız seçimi. Ben yok sayıyorum bu seçimi diyor. İşte Mardin'de 3 kere seçilmiş Ahmet Türk. Siz seçin yine de ben ne dersem o diyor birileri. Asıl dediğim gibi Yüksek Seçim Kurulu'na en büyük hakaret bu. Ahmak dedi iddiası falan değil. Ama işte bu da yok sayılıyor. Tabii tepki var. Özellikle şu Tunceli Belediyesi'ne, Ovacık Belediyesi'ne arka arkaya kayyum atanması. CHP Ovacık'tan, DEM Parti ise Tunceli'den ses yükseltti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tepkili. Erdoğan'a sesleniyor. Diyor ki CHP gibi belediyecilik yaparsan bizimle rekabet edebilirsin. Yoksa nal toplarsın, nal dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise Tunceli'deydi. O da diyor ki halkın iradesi onlara yar olmayacak. Yargıyı eline sopa gibi almış, seçilmiş belediye başkanlarına kumpaslar kuruyor. Milletin esasen seçme hakkını elinden alıp yeteneksizin birini kayyım diye atarım, belediye meclisini de hiçe sayarım, bildiğimi okurum diyor. Bugün bu iktidar bir yandan barış eli uzatıyor, sözde barış eli uzatıyor, öte yandan da kayyım atıyor. Tunceli'de CHP'li ve DEM Partili belediyelere atanan kayyumlara tepkiler arka arkaya geldi. Tayyip Bey samimiyetle söylüyorum. Bizimle mücadele etmenin yolu belediye başkanlarımızı uydurma gerekçelerle hapse tıkmak, yerine kayyum atamak değildir. Sen de CHP gibi israfa değil hizmete yönelik belediyecilik yapmaya başlarsan o zaman ancak bizimle rekabet edebilirsin. Yoksa nal toplarsın. Nal toplarsın. Halkın iradesini gasp etmeye çalışıyorlar. Bilsin ki o sarayda oturanlar, yargıyı Demokles'in kılıcı gibi tepemizde sallandıranlar, bilsin ki halkın iradesi onlara yar olmayacak. Seçmen iradesini hiçe saymayı iktidarlarının gereği sayan saray rejimi, istibdat arzusu ve olağanüstü hal tutkusunun tezahürü olarak kayyum atamaları ile açıkça seçmeni tahrik etmektedir. CHP'nin milletvekillerinden oluşturduğu heyet Ovacık'a gitti. Belediye önünden ses yükseltti. Bizim belediye başkanımızın işlediği herhangi bir suç yok. O mahkeme kararını da buradan ben Sezgin Tanrıkul olarak söylüyorum, tanımıyoruz. Özellikle bazı soruşturma ve davalar üzerinden yargı mensuplarımızı zan altında bırakan açıklamaların yapılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Ben 12 yıldır bir örgüt üyesiysem vali neden benimle oturdu? Neden bu suçu işledi? Belediye başkanımız savcının bilgisi dahilinde, valinin bilgisi dahilinde cenazeyi götürmüş ve defin törenine refakat etti. Şimdi terörist cenazesine katılmaktan suçluyorlar. O savcıyı bulacağız, çıkaracağız. O savcıyı konuşturacağız. DEM Parti ise tepkisini Tunceli'de yaptığı yürüyüşle gösterdi. Kayyım hırsızlıktır. Kayyım irade gaspıdır. Kayyım seçme ve seçilme hakkımızı elimizden almak demektir. 31 Mart akşamı nakavt oldu ya, yere düştü. Dengesi bozuldu ve demokrasi dilinden düşürmediği milli irade tamamını terk etti. Yeni Doğan davası ile ilgili tüm gelişmeler birazdan ekranlarınızda olacak ama siyasetin nabzını tutmaya devam edelim.
Dün CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık süreciyle ilgili kullandığı ifadelerle ilgili hakkında hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor malumunuz. İfade verdi ve Ankara Adliyesi'ne yüzlerce kişi eşliğinde gitti. Adeta bir gövde gösterisine dönüştü o ifadesi, o mahkemedeki duruşması. Kılıçdaroğlu'nun ifadesinde isim vermeden sarf ettiği "vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi" çıktı sözlerine. İYİ Parti'den Genel Başkan Musavat Dervişoğlu'ndan tepki var. Meral Akşener'e hedef aldığını söylüyor İYİ Parti lideri ve bakın eski defterleri nasıl açıyor.